Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler, şehidimiz var. Mardin'de Suriye sınırındaki devriye görevinde askeri araca teröristlerce saldırı düzenlendi. Hain saldırıda astsubay Cihan Çiftçibaşı ağır yaralandı. Araç sürücüsü piyade astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu akşam etiketimiz istemek hakkım. Aşı olmayı istemek hakkım. Aşılama hızı arttı, ben mutluyum ama hızının artmasını da istemek hakkım. Adalet istemek hakkım. Çocuklarımızın ücretsiz ama nitelikli bir eğitime kavuşmasını istemek de hakkım. Tıpkı daha iyi bir hayvan hakları yasası istememin hakkım olduğu gibi. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs salgınında son durum ne aktararak başlayalım bültene. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden 5000'in üstüne çıkması endişeleri artırdı. Diğer ülkelerde de delta mutasyonu Türkiye'deki gibi etkisini gösteriyor. Üstelik Türkiye'deki aşılama oranı pek çok ülkenin gerisinde. Delta varyantı tabii ki yakın komşularımızda artmakta. Bizde de yakın gelecekte çok çok artacağı çok malum. Diğer ülkelerdeki gibi bir yayılım bekliyoruz. Hızla bulaşarak yayılıyor delta mutasyonu. Türkiye'ye yoğun olarak turistlerin geldiği Rusya'da can kaybı en yüksek seviyelerine çıktı. Yunanistan'da 600'lere kadar inen vaka sayısı 3 katına yükseldi. Dünya delta varyantını kontrol altına almak için yeni tedbirler açıklarken Türkiye'de de vaka sayısı yeniden 5000'in üstünde. Kapanmaya son verildi. Eskiye dönüş yaşıyoruz şu günlerde. Bulaşıcılığının çok daha yüksek olduğu zaten gösterilmiş durumda. Aşılamada son zamanlarda hızlanmakla birlikte evet diğer ülkelere göre gerideyiz. Bugün 863.433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın. Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin. Türkiye her gün 1 milyona yakın doz aşı uyguluyor ancak önemli olan çift doz aşısını tamamlayanların oranı. Türkiye henüz %19,1'de. Bu oran Amerika ve İsrail'de %60'ın üstünde. İngiltere, Macaristan %50'yi geçti. Almanya ise nüfusunun %40'ını çift doz aşıladı. Delta varyantı diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de yaygın tip olmaya devam edecektir. Aşılanmayı kesinlikle hızlandırmalıyız ve mümkün olduğunca küçük yaş gruplarına inmeliyiz. Salgının seyri değişiyor. Aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin. Delta varyantı hatta Türkiye'ye de ulaşan çok daha bulaşıcı Delta Plus mutasyonu aşı olmayanları hedef alıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Külah'a göre %75'lik aşılamayla ulaşılabilecek toplumsal bağışıklık için geç kalınıyor. Çünkü mutasyonlar aşılama hızımızdan daha seri yayılıyor. Saptayamadıklarımız ya da önümüzdeki günlerde saptayacaklarımızla birlikte bizde de baskın tip olmasını bekliyoruz. Burada en önemli konu toplumda en fazla sayıda aşılı kişiye ulaşmak ve bu şekilde toplum bağışıklığını sağlamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da bazı ülkeler aşıdan ücret alıyor demişti Cumhurbaşkanı. Muhalefetin eleştirileri sonrası sözlerini düzeltmişti. Bugün Erdoğan'ın iki ayrı açıklaması Akşener'in gündemindeydi. Akşener, Cumhurbaşkanı için garip bir ruh halinde dedikten sonra Erdoğan'ın elektrik ve doğalgaz zamlarıyla dolaylı aşı ücreti aldığını söyledi. Sabah söylediğini akşam yalanlayan bir garip ruh haliyle karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 euro. Sanki hiç yalan söylememiş gibi biz de dünyadaki ülkeler gibi aşıyı ücretsiz yapıyoruz dedi. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun sen. Önce elektriğe %15. Ardından da doğalgaza %12 zam yaptın. Cumhurbaşkanı bazı Avrupa ülkeleri korona aşısını ücretli yapıyor dedikten sonra sözlerini yine kendisi düzeltti. Ama Akşener elektrik doğalgaz zamlarını hatırlatarak dünyada aşıdan ücret alan tek devlet başkanı Erdoğan dedi. 4 kişilik bir aile yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Bir doz BioNTech aşısının Türkiye'ye maliyeti 12 dolar yani 100 lira.
Yani 4 kişilik ailemiz kişi başı 100 liralık ikinci aşı için toplamda 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi? Aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Pandemi döneminde senden başka elektriğe ve doğalgaza, yani temel ihtiyaçlara zam yapan başka bir hükümet başkanı var mı? Bir etrafına bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar olsun. Elektrik ve doğalgaz zamları dolaylı aşı ücreti diyen Akşener, o zamlarla vatandaşın cebinden çıkacak milyarlarca lirayı da pandemi döneminde esnafa, vatandaşa yapılan nakit yardımlarla karşılaştırdı. Elektriğe 12 kuruş zam yapıldığına göre vatandaşımızın cebinden çıkacak para 27.6 milyar lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Pandemi boyunca vatandaşına sadece 10 milyar liralık nakit desteği veren AK Parti iktidarı aynı vatandaşının cebinden tek kalemde bunun yaklaşık 3 katını geri alıyor demek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için söylediği kimsesiz değil, yalnız değil sözleri muhalefete mi mesaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı? Muhalefet temsilcilerine göre Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'a mesaj veriyor. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi diyor? Bence öyle. MHP liderinin İçişleri Bakanı yalnız değil sözlerinin hedefi muhalefete göre doğrudan Erdoğan. Bence doğrudan hedefi iktidarın kendi içindeki güç denklemi. Demek ki yalnız ki Sayın Bahçeli bu açıklama ihtiyacı duydu. Ben dünyanın en kötü adamıyım. Hakkındaki iddialar nedeniyle siyasetin en çok konuştuğu isim Süleyman Soylu. Muhalefet istifasını isterken, yargıda hesap vermesi gerektiğini söylerken ne AK Parti cephesinden bir açıklama var ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Beştepe'deki programlar dahil haftalardır yan yana fotoğraf vermemeleri Erdoğan'la Soylu arasında bir gerilim olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Sayın Soylu Bakanlar Kurulu içerisinde en siyasi kişiliğe sahip, siyasi hüviyeti itibariyle ve performansı itibariyle bu iç denklemde yarınlara dair hesapları Sayın Soylu'nun bozduğu görülüyor. Demokrat Parti lideri İçişleri Bakanı'nın tabandaki karşılığı nedeniyle iktidar içinde rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine karşı Bahçeli'nin Süleyman Soylu ile ilgili yalnız değil sözlerini de muhalefet iktidara mesaj olarak yorumluyor. Bir tarafta İçişleri terörle mücadele olumlu bir tablo var. Diğer tarafta ekonomi Sayın Berat Albayrak olumsuz bir tablo var. Sayın Devlet Bahçeli de bir destek atma ihtiyacı hissetmiş. İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert ve milletperver bir devlet adamıdır. İçişleri Bakanı evinde para sayma makinesi bulunan İçişleri Bakanlarını hatırlatarak Erdoğan'ı üstü kapalı tehdit etmişti. Şimdi Sayın Bahçeli de Erdoğan'a ultimatom vermiştir. Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyoruz. Soylu'ya sahip çıkmasını ben garipsemiyorum. Sayın Bahçeli yerine göre mafya liderlerine sahip çıkıyor. Bahçeli'nin İçişleri Bakanı'na sahip çıktığı cümlelerden sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu ama Süleyman Soylu ile ilgili bir cümle kurmadı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Süleyman Soylu ise yeni günde Diyarbakır'daydı. İki gün sonra da Erdoğan Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı tahterevellisinin omurgası olarak orada duruyor. Bakalım o tahterevelliden kim düşüyor? Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin kim olduğunu ısrarla açıklamıyor. Muhalefet AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi diyor ama ismin de iktidar tarafından açıklanmasını istiyor. Dün Meclis Genel Kurulu'nda CHP o soruyu tekrar sordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın sessizliği dikkat çekti. Bari onu söyleyin, kim bu ayda 10 bin dolar mafyadan harçlık maaş alan siyasetçi? Bunun AK Parti ile bilgisi var mı yok mu? Onu söyleyin. Tamam. Söyle. Sayın Ünal, söylemek ister misiniz? Söz vereyim mi? Yok. Peki. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği ama ismini açıklamadığı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yanıt vermek istemedi. 10 bin dolara alan siyasetçi Sayın Bakan söylüyor. Bunun hesabını soramıyoruz. Adınızın ak olması yetmez. Alnınızın ak olması lazım. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye? Oradan sorsun. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiasını dile getiren Süleyman Soylu'ydu. Hakkındaki iddialara karşı 10 bin doları sorsunlar demişti muhalefeti.
Muhalefet 1,5 aydır soruyor ama henüz o kişi kim yanıt yok. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor, açıklayın kardeşim, verin mahkemeye. Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Herkes bu ismi biliyor. Eski bir milletvekili, bugün iktidar partisi AKP'nin Merkez Karar Kurulu üyesi. O ismin AK Parti yönetiminde olduğunu İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da dile getirdi ama iktidar cephesinden bir açıklama yok. Savcılıkta isim var mı, o da bilinmiyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a sordu. Söyledi, 80 milyon duydu. Bari onu söyleyin, kim bu ayda 10 bin dolar mafyadan harçlık, maaş alan siyasetçi? Bunun AK Parti ile bilgisi var mı yok mu? Onu söyleyin. Tamam. Söyle. Sayın Ünal, söylemek ister misiniz? Söz vereyim mi? Yok. Peki. Meclis Başkan Vekili Mahir Ünal'a ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna yanıt verecek misiniz? Söz vereyim mi dedi. Mahir Ünal'ın hayır teşekkür ediyorum cümleleri meclis tutanağına geçti. Eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası dün gece tahliye edildi. Gergerlioğlu ilk açıklamasında nerede kalmıştık cümlesini kurdu. Şimdi yeniden milletvekilliğine dönüşü beklenirken siyaset bir yandan da MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sözlerini tartışıyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan MHP liderine seslendi. Anayasa herkesi bağlar Sayın Bahçeli dedi. Nerede kalmıştık diyorum. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı yerel mahkemeye ulaştıktan birkaç saat sonra cezaevindeki 96. gününde tahliye edildi eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Siyasetse Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne tepkisini tartışıyor. Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Krizlerin ortağı Bahçeli dün Anayasa Mahkemesi'ni hedefe koydu, hakarete varacak ifadeler kullandı. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede az da olsa işleyen bir yargı mekanizması varsa biz bunu bugünkü iktidarın ortaklarına kurban edemeyiz. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Güçler ayrılığını yok sayarak mevcut anayasada bile herkes için bağlayıcıdır diyor Sayın Bahçeli. Hele hele anayasada Bahçeli hariç diye bir hüküm de yok. MHP lideri Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararını da eleştirmiş, Anayasa Mahkemesi'ne hedef almıştı. Muhalefet yüksek mahkeme kararlarının bağlayıcılığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi son güvence noktası oldu Türkiye'de. Orası kaldı. Adalet mekanizmasına güven kökünden sarsıldı. Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak olmamalıdır. Volkan olsalar bile sonları elbette bir avuç küldür. Hakimleri meclis kürsülerinden hedef alanlara artık yeter dememiz gerekir. Bu hak ihlali kararlarını alan cesur hakimlerin, yargıçların da yanında olacağız. Anayasa Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararını oy birliğiyle aldı. Gergerlioğlu tahliye edildi. Yerel mahkemenin kararı meclis genel kurulunda okunduktan sonra yeniden milletvekili olacak. Efendim Nurten Hanım demiş ki eğitim, ücretsiz sağlık hizmeti, adalet ve en önemlisi dengeli gelir dağılımı ve sosyal adalet istemek hakkım. Emre Bey, ben de yurt dışındaki yaşıtlarım gibi bir ay çalışıp araba alabilmek istiyorum. Ben de yurt dışındaki yaşıtlarım gibi bir telefonu 300 birime almak istiyorum. 10 bin birime değil. Ben de yaşamak istiyorum, yaşamaya çalışmak değil, istemek hakkım etiketiyle paylaşmış bizlerle. Devam ediyoruz. Efendim Millet İttifakı cephesinde gündem Cumhurbaşkanı adaylığı. Aslında tartışma başlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu dedi. O sözler Millet İttifakı'nın iki ortağına, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na soruldu. Adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. İnşallah Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Ya durun bakalım. Ya durun. Emekçilerin sahibisiniz biliyorum. CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu sözlerinden sonra CHP lideri Mersin'de Cumhurbaşkanım ifadesiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Akşener'e sorulmak istendi. Dikkat çekici bir yanıt verdi İYİ Parti Genel Başkanı. Sayın Bülent Kuşoğlu. Sonra ne üzerine kalıyor? Pardon.
Millet İttifakı öyle bir karar alırsa elbette yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hepimizin onur duyacağı bir yer. CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı açık bırakıyor ama her fırsatta Millet İttifakı ortaklarının ortak karar vereceğini de altını çizerek. Ancak CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk kez yüksek sesle Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu dile getirdi. Gözler Millet İttifakı ortaklarına çevrildi. Adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kimi aday göstereceğini bilmiyorum ama şu andaki açıklamalar hep spekülatif oluyor. Her Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Kılıçdaroğlu aday olur, ben buna hayır sen olamazsın diyemem. Olmamış çocuğa don biçilmez derler. Sayın Bülent Kuşoğlu. Meral Akşener Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasına yorum yapmadı. Ama sonra üzerime kalıyor tepkisini kameralar kaydetti. CHP lideri ise o dakikalarda Mersin'de vatandaşlarla sohbetteydi. 50 yıllık MHP'liydim, andımızı inkar etti. Bu ülkeyi kurtarıcı olan senin ile Meral Akşener deyemem. CHP liderine Bülent Kuşoğlu'nun adayımız Kılıçdaroğlu sözleri sorulmadı. Ama ziyaret ettiği bir esnaf Cumhurbaşkanım deyince kapıyı ne kapattı ne de sonuna kadar açtı. İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ya durun bakalım. Ya dur. Emekçilerin sahibisiniz biliyorum. Hocam umutsuz olmayacağız. Biz sizinle birlikte asla umutsuz olmayacağız. Aynen. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da hiçbir bireysel beklentisi yoktur. CHP liderinin bireysel beklenti içinde değilim sözleri adaylık tartışmalarına mesaj gibiydi. İktidara dostlarımızla talibiz dedi. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Ve biz bunu yapmaya talibiz. Siyasetin ekonomi gündeminin ilk başlığı Cumhurbaşkanlığı'nın Marmaris Okluk Koyun'daki yazlık konutu. Muhalefet israf diyerek eleştirisini sürdürürken AK Parti cephesinden yine burası milletin açıklaması geldi. Cumhurbaşkanının yurt dışından gelenler depolarını doldurup gidiyor sözlerine de Ali Babacan kendi vatandaşın deposunu doldurabiliyor mu ona bak yanıtını verdi. Erdoğan'ın imtihanı bu da vatandaşın imtihanı. Pazarda çöp toplayan annemiz. Avlak saray, yazlık saray, kışlık saray, gözlerini saray doyursun ya. Doymadılar bu saray meselesine. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Memlekette herkes tasarruf etmek zorunda, milletimiz porsiyonları küçültmek zorunda. Ama bu arkadaş mesela inşaatı yeni biten yazlık sarayında sefa sürebilir. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı'nın muaf tutulduğu kamuda tasarruf genelgesinin gölgesinde Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu da muhalefetin gündeminde. Porsiyonlarınızı küçültün biraz tavsiyesine muhatap olurken öbür taraftan Marmaris'te yazlık saraylar inşa ediliyor. İsraf varsa olmaz. Burada eskiden rahmetli Özal'ın bir yazlığı vardı. İçinde iki kanepeyle bir mutfak vardı. Şimdi maşallah maşallah bu yazlık sarayın kumlarını da Salda Gölü'nden getirmişler. Bunlar devlete aittir, bunlar millete aittir, bunlar şahıs malı ya da kişisel mal değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sarayı engellilere, şehit yakınlarına ve gazilerimize tatil köyü ve rehabilitasyon merkezi olarak tahsis edeceğiz. Yıkmayacağız. Son iki yılda mutlak yoksul sayısının 3 milyon kişi arttığı ülkemizde hala uçaklardan, arabalardan, yazlık saraylardan vazgeçmeyeceğim diyor. Böyle vicdansızlık olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Okluk Koyun'daki Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu Turgut Özal zamanında yapılmıştı ama artık yenilendi. 300 odalı olduğu iddia ediliyor. Basına yansıyan fotoğraflara göre iki havuzlu ve artık kumsalı da var. Malatya'da bir arkadaşımız bunu özellikle verdi. Dedi ki bizim porsiyonların zaten küçüklüğü küçük de bir de böyle delik. Bunu göster dedi. Şu anda Avrupa'da benzinin ve motorinin en ucuz olduğu ülke biz. Eskiden yurt dışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü. Depoları fulleyip sınır dışına çıkıyorlar. 1 euro 10 lirayı geçti. Elbette ki depolarını fullleyecekler. Biraz kendi vatandaşlarımıza bakın ya. Bizim kendi vatandaşımız deposunu fullleyebiliyor mu siz ona bakın. Buzdolabını doldurabiliyor mu siz ona bakın biraz ya. Bu fakirlikten haberiniz yok mu sizin ya? Bizim vatandaşımız aç.
gençlerimizi siz. Cumhurbaşkanının ucuz benzin motorin sesine de Türk lirasının değer kaybıyla yanıt verdi Ali Babacan. Kütahya'daki Zafer Havalimanı hizmete açıldığı günden bu yana uçmayan yolcularına hazineden ödenen garanti ücret nedeniyle tartışma konusu. 2021 yılının ilk 5 ayında da havalimanını sadece 308 yolcu kullanmış. Ancak bu 5 ayda garanti edilen yolcu sayısı 549.054. Uçmayan yolcuların parası hazineden çıkıyor. 2021 yılının İlk 5 ayında verilen yolcu garanti sayısı 549.054 yolcu. Ancak ilk 5 ayda gerçekleşen yolcu sayısı sadece 308. Yolcu garantili Kütahya Zafer Havalimanı uçmayan yolcuları ve hazine kasasından ödenen milyonlarca euro garanti nedeniyle yeniden muhalefetin gündeminde. 2021 yılının ilk 5 ayında verilen garanti yolcu sayısının binde biri kadar dahi yolcu havalimanını kullanmadı. Hata payı 2021 yılının ilk 5 ayında %99.9. 25 Kasım 2012 tarihinde hizmete açıldı. Yolcu garantili uluslararası Zafer Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarıyla Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi planlanıyordu. Ancak açıldığı günden bu yana havalimanını kullanan yolcu sayısı planlananın çok çok altında kaldı. Uçmayan yolcuların parası hazineden ödeniyor. Uçmayan her iç hat giden yolcusu için 2 avro, dış hat giden yolcu başına da 10 avro garanti servis ücreti ödeniyor. Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi euro ile, yani uçmayan her iç hat yolcusu için 2, dış hat yolcusu için 10 euro hazine kasasından çıkıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında da garanti verilen toplam iç ve dış hat yolcu sayısı 549.054'tü. Ama sadece 308 yolcu uçtu. Yani uçmayan 548.706 yolcunun parası 2.905.000 euro devletin kasasından çıktı. İsrafın anıtı Zafer Havalimanı AK Parti'nin plansızlığının, hesapsızlığının anıtıdır. Yılın geri kalanında da uçmayan yolcuların garanti ödemesi euro ile hazineden yapılacak. Garanti ödemeleri 2044 yılına kadar sürecek. Havalimanının maliyeti 50 milyon avro. Havalimanı kamuya devredilene kadar şirketin kasasına 208 milyon avro para girecek. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamıcı mı yok bu işin? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Zafer Havalimanı da muhalefetin olası iktidar değişiminde garanti ödemelerine son verilip kamuya aktarılacak dediği, Cumhurbaşkanı'nın ise uluslararası tahkimde söke söke parayı alırlar tepkisi verdiği yerlerden birisi. Zafer Havalimanı 2012 tarihinden beri yolcu garantili, 2044 yılına kadar üstelik. Haberde dinlediniz nasıl bir öngörü olduğunu. İşte o öngörüde bulunan kişi veya kişiler, her kimse, onlar ödemeli. Hazine, siz, ben, yani vatandaş, yani millet ödememeli. Efendim, tütün ticaretine yetki belgesi zorunluluğu getirilmesinin ardından Adıyamanlı tütüncüler düzenleme geri çekilsin eylemi yaparken, mecliste de tütün üreticilerinin sorunları AK Parti ve CHP arasında yumruklaşmaya varan kavgaya neden oluyordu. Evet, tütün üreticisinin hakkını aramak suç oldu. Adıyamanlı tütün üreticilerinin sorunları için CHP'nin verdiği araştırma önergesi görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri yumruklaşmanın eşiğinden döndü. Haksız herif. Sen yiyinsen gel yanıma, yiyinsen. Sen kimsin bana satın? Sen kimsin? Sen kimsin? Sizden mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gel! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklandı. Düzenlemeye karşı çıkan tütün üreticileri Adıyaman-Kahta yolunu trafiğe kapatarak eylem yaparken CHP de meclise bir araştırma önergesi verdi. Şu anda 2020 yılı ürünü depoda duruyor. İnsanlar bunu nasıl satacak?
3 yıl hapis getirmişsiniz. Bu nasıl bir vicdan? CHP Adıyaman Milletvekili Ahmet Tutdere, tütün üreticilerinden yetki belgesi zorunluluğunun büyük mağduriyet yarattığını söyledi. Konuşma süresi bitmesine rağmen kürsüden inmedi. Meclis Başkan Vekili ara verdi ama bu kez AK Parti CHP sıralarında gerilim yükseldi. Filip amcanın yanında, Abdülhamid'in yanında ol. Abdülhamid'in yanında, Şömer sensin. Konuşma, Asil, konuşma. Sakin ol. Asil ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana ne Adıyaman'ın yanında? Sana ne? Sana ne? Sen Polatya'dan tuttun yok mu? Ne yapıyorsun? Konuşma. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Gel. Asil'e. Asil'e bak. Bana saldırıyor, bana vuracakmış. Gel. CHP'nin tütün üreticilerinin sorunlarıyla ilgili verdiği önerge bu gerilim arasında AK Parti oylarıyla reddedildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul ücretlerinin altından kalkılabilir rakamlarda olduğunu söyledi. Velilere göre ise hiç de bakanın söylediği kadar kolay değil. Şimdi ben bunları yazıyorum ki gözümüzün önünde bulunsun. Bugün duyduğum en yüksek rakam 70-80 bin lira civarındaydı yıllık olarak. O gelir dağılımındaki hani kişilerin yapabileceği veyahut da altından kalkabileceği muhakkak bir durumdur. Özel okullara öğrenci gönderen velilerin de büyük bölümünün orta direkt olduğunu artık düşünürsek bu rakamlar bizler için yüksek rakamlar. Milli Eğitim Bakanı özel okul ücretlerini fazla pahalı bulmadı. Velilerse her geçen yıl ödemekte daha da zorlanıyor. Çünkü okullar zamlanıyor, velilerin alım güçleri ise düşüyor. Zaten Bakan Ziya Selçuk da Habertürk'teki o sözlerinin arasında hayat pahalılığını araç fiyatları üzerinden kabul etti. Araba parası da olmaz, kabul etmiyorum. Çünkü bugün duyduğum en yüksek rakam 70-80 bin lira civarındaydı yıllık olarak. Şimdi 70 bin liraya araba alıyorsanız bir tane de bana alın. Doğru, belki bir senelik ücretle bir araba alamıyorsunuz ama 4 senelik ilkokulu bitirirken mesela çocuğunuzu gönderseniz bir araba alırsınız. 8 sene okutursanız bir ev alırsınız. Dişimizden tırnağımızdan artırarak veriyoruz. Bakan Selçuk'un altından kalkılabilir dediği özel okul ücretleri her sene enflasyonun da üstünde zamlanıyor. Veliler özellikle uzaktan eğitimde geçen sürede az hizmet aldıkları gerekçesiyle fiyatların düşmesini bekliyordu. Öyle olmadı. Yeni eğitim dönemi için kayıtların çoğu tamamlandı. Fiyatlar %25 civarında zamlı. 40 bin rakamı 50 binler seviyesine çıktı. 50 bin rakamı 60-65 binler seviyesine çıktı. Yani bazı özel okullarda bu oran %25'in üzerinde gerçekleşti. Özel okul velileri platformu sözcüsü Özgür Özkan'a göre yönetmeliğe rağmen tavan zammını deliyor bazı okullar. Veliler zamların enflasyon oranını geçmemesini istiyor. Biz veliler maaşlarımıza TÜF oranında zam alıyoruz. %10'lar seviyesinde bir zam alıyoruz. Ancak zam okul ücretlerine gelen zam %25'ler seviyesinde. Verdiniz çocuğunuzu, tamam ben elimle ödeyebilirim dediniz belki. Bir sonraki sene sizin maaşınızdan daha fazla zam var. Üçüncü, dördüncü seneye geldiniz artık ödeyemez hale geliyorsunuz. Sınıflarınıza geçeceksiniz çocuklar. Efendim bazen çoğu bakanla aynı ülkede, çoğu bakanımızla aynı ülkede yaşamadığım kanaatine kapılıyorum. Sayın Selçuk, o gelir dağılımına bu ücret fazla değil diye eklemişsiniz. Ama çocuğunu devlet okuluna göndermek bile çok masraflı bu ülkede. Siz farkında değilsiniz sanırım. Tabii parası çok olana aslında her şey ucuzdur. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan et ve süt fiyatları yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz dedi. Fırsatçılara dikkat çekti. Çiftçilere ve temsilcilerine göre ise yükselen fiyatların sorumluluğunu sadece fırsatçılar olarak görmek gerçekçi değil. Artan maliyetlerde dışa bağımlılık ve yüksek vergilerde büyük rol oynuyor. Saman balyası bak 17-15 liraydı, 22 lira oldu. Yem çuval 80 liraydı geçen Kurban Bayramı'nda, şimdi 155 lira. Bu üretici nasıl baksın bu hayvanlarına? Bana yemci diyor ki, yem fiyatları ne olacak abi diyorum. Bu niye böyle yükseliyor sürekli? Ham madde yok. Ham maddeden dolayı. Dolar yükseliyor, yem yükseliyor. Dolar düşüyor, yem düşmüyor. Gücü yeten dayanacak, gücü yetmeyen ezilecek. Çiftçinin, besicinin gücü her geçen gün daha da tükeniyor. Çünkü üretim maliyetleri sürekli katlanıyor. Onlar maliyetlerini artıran ithalat kalemlerinden, yüksek vergilerden yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan fırsatçılara dikkat çekti. Üreticilere göre ise sorunu stokçularla sınırlamak doğru değil. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Ana maliyetlerden bir tanesi olan gübre maliyetlerinin %100 arttığı bir ortamda
Türk çiftçisinin satış fiyatlarını arttırmamasını beklemek ve bu artışları da stokçulara bağlamak çok büyük bir yanlıştır. Türkiye'de bir enflasyon var. Biz bunu çiftçiler olarak görüyoruz. Üretici desteklenmezse ben direkt üreticiden tüketiciye sattığım halde şu an kafa kafa gidiyorsam seneye eksideyim. Ben de eksiye gidersem hayvan sayısım düşecek. Artık hayvanlar biz de kestireceğiz yani. Hayvan üreticisi saman siparişi verdi ama fiyatı hiç beklediği gibi olmadı. Geçen yıl kuru samanın balyası 15 liraydı, şimdi ise kamyondan 22 liraya iniyor. Bu üreticinin maliyetini artıran sadece bir kalem. Samanımızı 22 liradan getirdik. Peki bu zamın nedeni ne geçen seneye göre? Zamın nedeni şimdi oradaki üreticilere bağlı abi. Bizim elimizde olan bir şey değil. Bu arabada 1 lira balya başında kalıyor. Ki ben burada 2 kişi çalışıyorum. 7 lira pahalıya geldi şu an. Arkadaşın suçu yok. Suç, üreticinin de suçu yok. Suç kimde? Bir, gübre fiyatlarında. Gübre geçen sene 100 liraydı, şu an 200 lira. Pendik Göçbeyli Köyü'nde hayvancılık yapan Cihan Dilek özellikle son 1 yıldaki maliyet artışına dikkat çekiyor. Bunun için de bir hesap yaptı. Bir ineğin 1 yıllık maliyetini hesapladı. Bir de o ineğin ona ne kadar kazanç sağladığını. Birinin günlük süt yeme, mısır küspesi, arpa, pamuk ve yulaf otu maliyeti 65 lira. 30 günde 1950 lira. Yılda 12 ayı 23.400 lira yıllık gideri var hayvanın. 8 ay sağılır, 5 liradan ortalamasını veriyoruz ve 100 lira. 30 günde 3.000 lira. Maliyetimiz yıllık maliyet 23.400 lira. 24 bin lira gelir gider 23.400. Kar oranı 600. Bunun nerede veterineri, nerede işçiliği, nerede bizim çoluğumuz çocuğumuzun rızkı? İşte Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'na göre de asıl sorun bu. Gelirin gideri karşılamaması. Elektriğe gelen zam, bununla beraber yakıta gelen zam, bununla beraber tüm girdilerimizde pandemi döneminde yaşadığımız zorluklar, lojistik vesaire kaynaklı zamları da üst üste alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'de üreten çiftçinin bir önceki yıla göre ürününü daha ucuza satması veya çok cüzi zamlarla satmasını beklemek çok gerçekçi olmuyor. Murat Şentürk Bey, aşı olmamayı istemek hakkım, yayınlayabilecek misiniz demiş. Ondan sonra daha sonra fark ettim ki bir diğer hesap olala diye. Aşı karşıtı şeyleri okumak yasak değil mi? Özgür medya sizi diye bize kızmış. Bir diğer izleyicimiz 2000 yılı öncesi esnafların Bağkur tescil mağduriyetlerinin giderilmesini istemek hakkım. Bağkur tescil mağdurları, son bir tweet daha burada. Burcu Hanım, istemek hakkım, ben bu ülkede rahatça gezebilmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyorum mesajına, haberle devam ediyorum. Ve bu arada tabii biraz önce neden ekrana doğru şey yaptım? Bize kızıyorsunuz ama aşı olalımı tekrar etmek zorundayım. Aşı hızı artarsa, aşımızı ne kadar daha erken olabilirsek daha kolay normalleşeceğiz efendim. Efendim, salgın döneminde iş hayatına damgasını vurdu Kod 29. Çünkü işten çıkarma yasağı vardı ama işveren tek bir maddeyle Kod 29'la bu yasağı delebiliyordu. Pek çok çalışan mağdur oldu. Aylar sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü mağdurların sesini duydu ve bir açıklama yaptı. O açıklamaysa hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Genel Müdür Nurcan Önder'e göre Kod 29 abartılı olarak kullanılmamış. Ortalama olarak ayda 15 bin kişi, günde yaklaşık 500 kişi, toplamda da 200 bine yakın insanın Kod 29'dan işten çıkartıldığını gördük. Kod 29'dan çıkışları karşılaştırdık. Bizim sosyal güvenlik kurumundan aldığımız raporlar aslında bu dönemde abartılı olarak kullanılmadığı yönünde. İşverenin işten çıkarma yasağını delebileceği tek maddeydi Kod 29. 15 ay boyunca bu istisnai kodla işsiz kaldı çalışanlar. Üstelik yüz kızartıcı suçları da içeren bu kodla çıkartıldıkları için bulsalar da yeni bir işe giremediler. İşçiler, sendikalar eylem yaptı, seslerini duyurmaya çalıştı. Tüm bu sürece rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'e göre Kod 29 abartılı olarak kullanılmadı. Aslında bu dönemde abartılı olarak kullanılmadığı yönünde. Tekstil yasağı olmayan dönemde 17 bin çıkış çalışana Kod 29'dan çıkış yapılırken, kesin kısıtlı olan dönemde bu sayının 15 bin civarında olduğunu gördük.
Fazla yaptık adam. Tedavi görüyorlar. Şirket yapıyor. Ben kanser hastasıyım. 3 tane çocuğum var. Ekmeğimi çaldılar. 3 tane ekmek alıyordum. Kod 29 ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshi anlamına geliyor. İşten çıkışların yasak olduğu dönemde birçok kişi kod 29'da tazminat bile alamadan işini kaybetti. İşten çıkartma yasağını bu madde üzerinden deldiler bir. İkincisi kod 29'u toplu olarak uyguladılar. Kod 29 toplu uygulanmaz. DİS Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'na göre Genel Müdür Önder'in görüşünün aksine kod 29 bahane edilerek çokça çalışan işsiz kaldı. Öncelikle bunun kabul edilmesini, sonra da mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Kod 29'un işverenlerce DİS'in kısıtlı döneminde işçi mağdur edecek bir şekilde kullanıldığı söylendi. Aslında sayılarda artış dışında bir azalış da söz konusu. Bu kod 29'dan çıkartılan işçilerin büyük bir bölümü açılan davalarda haklı olduğu ortaya konuldu. Bu da SGK'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamış olduğu şeylerin doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Biz haklıyız! Anlayın! İşten çıkarma yasağının sona ermesinin üstünden bir hafta geçti. Bu 7 gün yasak biter bitmez gelirsiz kalanların geçirdiği en zorlu 7 gündü. İşkur'daki yoğunluk da günden güne artıyor. Biz kimseden yardım istemiyoruz. Biz kendi emeğimizle çalışmak istiyoruz. Kendimiz kazanmak istiyoruz. İş istiyorum ben. Hatta vallahi iş yerlerinden hani kalan yemekleri falan ekmekleri onları iş yapıyoruz. Bir lokma ekmeğe muhtaç kaldı. Çünkü işten çıkarma yasağının sona ermesinden hemen sonra 1 Temmuz'da 6 aylık ücretsiz izne gönderildi. Ne çıkışı veriliyor ne tazminatı. Aslında işsiz, gelirsiz ama işsizlik maaşı da alamıyor. İş aramaya başladı. Karnını ise bir yemekhanede çalışan tanıdığının yardımıyla doyurabiliyor. 1 Temmuz'dan beri iş arıyorum, geldim iş aramaya. Bulur musunuz? Bulamam. 2-3 tane kağıt elime verdiler. Gelir yok. 3 tane kira borcum var. Tazminata güvenip eski kira borçlarını vermeyi düşünüyordum. Ha. Onun için tazminat da vermediler. Yemekhanelerden ekmek falan kalıyor ya. Ha. Ya onları alıyoruz. Mesela bir yemekhanecimiz var. Biz onları veriyoruz. İşten çıkarma yasağı tam bir hafta önce sona erdi. 7 gündür İşkur en yoğun günlerini yaşıyor. Kimi işsizlik maaşı için, kimi bir an önce yeni bir iş bulmak için bir umut başvuruda bulunuyor. Ailem de yani ayrılma durumuna geldik. Geçim sıkıntısında. Her gün kavga, her gün tartışma. İş, buraya geliyorum, bekliyorum, bir şey yok. Telefonu açıyorum, arıyorum, yok. Bakıyorum, ilanlara yok. Özellikle tazminatsız işten çıkartılanlar, prim gün sayısı eksik olduğu için işsizlik ödeneğinden de faydalanamayanlar. Ufukta bir de iş görünmeyince yoklukla yoksulluğun arasında sıkışıp kaldılar. Tazminat yok. İşsizlik maaşı sigortalarımız tam olarak yatmadığı için 600 gün doldurmak lazım. Ondan dolayı işsizlik maaşına başvuru yapamıyoruz. Şu an gelirsiz kaldım. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de ufak. Kiracıyım. Hiçbir gelirim yok. Eşimin bileziklerini bozmuştum. Bankaları kapatmak için. Artık sıfırı da tükettiğimiz için. Eşinin bileziklerini sattı. Yine de sıfırı tüketti Cuma Çetin. Tek istediği iş bulabilmek. Akın Aydın'ı ise işten çıkartmak için yasağın kalkmasını bile beklemedi işveren. İşsizler hayatlarının en zor günlerini yaşıyor. Daha yasak günü vardı. Beni işten çıkarttılar. Bir de tazminatsız gönderdiler. Haziran 28'inde beni işten çıkarttılar. Hesaplayın tazminat. Tazminatımı hesapladı işte. 17 milyar tuttu tazminat. Tuttu bana 2 milyar teklif etti. Ben de kabul etmedim. Sigortama baktım, beni istifa göstermiş. Ben iş istifa falan etmedim. İmza da atmadım bir şey. Başka bir gelirim yok. İşte bulamıyorum. SMA hastası çocukların aileleri hala SGK'nın gen tedavisini karşılamasını bekliyor. Çünkü 2 milyon euroyu aşan parayı kendi imkanlarıyla toplayabilmeleri çok zor. SMA gibi nadir bir kas hastalığı olan DMD'liler de ilaca erişimde benzer zorluğu yaşıyor. Onlar da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sağlık fonuna Türkiye'nin de dahil olması için harekete geçti. Tedavi alabilmesi için 13,5 kiloya geçmemesi lazım. Yusuf'un ben aç yatırıyorum. Ben Yusuf'tan önce de kızımı da kaybettim. Yusuf'un gen tedavisini alıp
iyi olabilmesi için bizim sizlere ihtiyacımız var. SMA hastası Yusuf yarım kilo daha alırsa gen tedavisi şansını kaybedecek. Ancak ailesinin 2 milyon 100 bin euroluk tedavi masrafını karşılaması mümkün değil. Tedavi hala SGK kapsamına alınmadı. Aileler bireysel kampanyalarla umut arıyor. SMA gibi nadir görülen bir kas hastalığı olan DMD'li çocukların aileleri de ilaçlar için harekete geçti. Birleşmiş Milletler yeşil ışık yaktı. Birleşmiş Milletler'in kimseyi geride bırakma taahhüdüyle nadir hastalıklara sahip bireylerin evrensel sağlık sigortası kapsamına alınarak bunların tedavilerinin karşılanması gerektiğiyle ilgili Birleşmiş Milletler temsilcimize biz de başvuruda bulunduk. DMD Aileleri Derneği, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin de deklarasyona imza atması için görüştü. Eğer o imza atılırsa nadir hastalıkların tedavi masrafı evrensel sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Yani uluslararası fona her ülke milli gelirine oranla para aktaracak ve tedaviler Birleşmiş Milletler kontrolünde o fondan karşılanacak. Gerek DMD gerek SMA olsun. Gelecekte faydasını olduğunu düşündüğümüz bir işe imza attık. Bu gerçekleşirse milyon dolarlık tedavilerin erişimi noktasında ailelerimizin endişeleri ortadan kalkacaktır. Bu ilaç ülkemize gelirse toplu halde daha uygun fiyata gelir ve biz ailelerin gideceğimiz ülkelerdeki kalma, yeme, içme gibi ve oradaki ayrıyeten olacak tedavi masrafları da neticede bir bütçe ona da gidiyor. Bu ilacın ülkemize gelmesi o paranın ülkemizde kalmasına vesile olur. Bir yandan evrensel fon gündemdeyken SMA hastalarının aileleri de SGK'dan hızla iyi bir haber beklemeye devam ediyor. Çünkü gen tedavisi için devlet toplu ilaç alımı yaparsa çok daha ucuza gelecek. Üstelik tedavi yurt dışında değil de Türkiye'de uygulanırsa seyahat ve konaklama gibi harcamalara da gerek kalmayacak. 10 ailenin oradaki ekstra harcadığı maliyetle bir çocuğun daha hayatı kurtulur. SMA hastası Bensu Esil Orhan'ın babasının yaptığı bu hesap hayati. Çünkü çocuklar için vakit daralıyor. Kocaeli Gebze'de yaşayan 4 yaşındaki Yusuf Polat'ın ablası da SMA nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gen tedavisi büyük umut ama para bulamıyor ailesi. 500 gram daha alırsa tedaviye kabul edilmeyecek. Yusuf'un maskeyle uyuyor. Gece gündüz yutkunamıyor, nefes alamıyor. İkinci kez aynı acı yaşamak istemiyorum. Hayvan haklarını koruması için yıllardır üzerinde çalışılan hayvanseverlerin umutla beklediği yasa teklifi meclis komisyonundan geçti. Ancak teklif kısıtlı. Beklediğini bulamayan hayvan hakları savunucuları ve muhalefet tepkili. Hayvanın katliam kanunu geliyor. Çıkarın. 4 milyon hayvanın katliam kanunu geliyor. Yeniden bu noktada verilen kanun teklifi tam bir hayal kırıklığı. Bu bir fiyasko. Hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları seslerini her fırsatta duyurmaya çalıştı ama bekleyişleri hüsranla sonuçlandı. Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi beklentileri karşılamadı. Hatta iddialarına göre hayvanlar bu yasayla daha da zor duruma düşecek. Bu kanun teklifinde o kadar sakıncalı maddeler var ki hem bu kanun teklifinde hayvanların öldürülmesi, sürgün edilmesi, katledilmesinin daha fazla yolu açılacak. Hem de özellikle mesela sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasına olanak sağlayacak. Sahada biz varız, hücrada biz varız, Anadolu'nun en hücra köşesinde biz varız. Sayın Cumhurbaşkanı'na defalarca seslendik, kendisi de bizim sesimizi duydu ve dedi ki sivil toplum kuruluşlarını dinleyin, onlarla birlikte bu yasa teklifini hazırlayın. Ama görüyoruz ki bu kanun teklifinde bizim görüşlerimize asla yer verilmedi. Neredeyse 10 senedir doğru bir hayvan hakları kanunu çıkması için uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Kaybeden can dostlarımız hayvanlar ve hayvanseverler ve bir canın hakkının varlığını için mücadele edenler, kazananlar ise maalesef hayvanları mal olarak gören zihniyet olmuştur. CHP'de hayvan hakları örgütleri de tepkili aslında. 10 yıldır onlarca maddeyi içeren ve çok kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyordu. Sonunda teklif komisyona geldi. Cumhurbaşkanı Bey, sahada biz varız. Sahada siz yoksunuz. 4 yıl belediyeler barınak kurmuyor. Ne yapacak 4 yıl boyunca?
boyunca bu belediyeler bu hayvanları. 4 yıl boyunca kısırlaştırma yok. Ne olacak bu hayvanlar? Komisyonda sesler yükseldi çünkü kabul edilip genel kurula gönderilen yasa teklifi çok kısıtlıydı. Sayın Başkan Vekilim, bir şey sorabilir miyim? Ya bir şey soramazsınız ama buranın kuralları var ya, bunların hepsini çiğniyorsunuz. Ya niçin sormayalım? 4 milyon hayvan ölüme götürülüyor. Katliama gidiyor. Anlatayım. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Hayconfet komisyonda sesini duyurmak istedi ama hem dinlenmedi hem de teklifte görüşleri yer bulmadı. Yeni yasaya göre 25 bin nüfusun altındaki belediyelerde kısırlaştırma merkezleri kurulmayacak. Nüfusu daha da geniş belediyelerde ise kısırlaştırma ve bakım merkezlerinin kurulması 4,5 yıla kadar uzayacak. Hayvana şiddetse yine yeterli cezayı alamayacak. Biz şimdiden söylüyoruz, sokak hayvanları çok daha fazla artacak, popülasyon artacak, daha fazla katliam olacak. Lütfen dışarıda bir sakinleşin ve alanda siz. Vallahi bana soracağım, sizler sakinleşin. Ben çok üzüldüm yaşanan tartışmalara ama en çok da hayvanseverlerin hem kendilerine hem hayvanlara istemeden verdikleri zarar dolayısıyla. Adap yüzünden komisyonda yaşananlar pek hoş olmamış ne yazık ki. 19 yılını bu işe vermiş avukat Ahmet Kemal Şenpolat'la görüşmüştüm. Sadece 15 dakika konuşabilmiş komisyonda zaten. Sonra da diğer hayvanseverler gece yarısı zorla çıkarılmış. Peki neden? Görüntüleri izlediniz, kararı siz verin. Bu arada artık söz mecliste, umalım ki genel kurul görüşmelerinde daha iyi bir sonuçla karşılaşırız. Şimdi ara. Efendim, Fox Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kafamı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir tek dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.